Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Ben şimdi sizler için tekrardan 3 tane fal kapattım. İlk izleyenler için tekrardan anlatayım. 3 tane fincan kapattım. Bunlardan bir tanesini hissetmeye çalışın. Bir tanesini tutun. Kendiniz için olabilir. Eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri için olabilir. Ya da her birini başka biri için seçebilirsiniz. Ya da bu hafta, bu ay, ya da herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. Her birini başka bir şey için de niyet edebilirsiniz. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı diye düşünüyorum. Hani birini çok fazla düşünürüz, çok fazla anımsarız, bir anda karşımıza çıkar ya da o kişi bizi arar ya, işte onun gibi kafanızda bir soru işareti varsa ya da biriyle ilgili ya da bu haftayla ilgili gibi bir şey varsa kafanızda onunla ilgili bakalım ne çıkacak. Birçok yorum alıyorum. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için bu arada. Çok doğru çıktığını söylüyorsunuz. İşte bu zaten tamamen sizinle alakalı olduğu için o enerjiyi çektiğiniz için kafanızdaki soru işaretiyle ilgili şeyi de hissediyorsunuz ve seçmiş oluyorsunuz aslında. Bu tarzda yüzlerce videom var. Videolar ve fincanları var kanalımda. Şimdi ben videonun sonuna ekleyeceğim 3 tane video. En alttaki video listesi orada belki 300 tane belki daha fazla fincan var. Onlardan içerisinden bir tanesini de seçip dinleyebilirsiniz herhangi bir şey için. Ee, hala kanalıma abone olmayan varsa abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız gerçekten beğenirseniz de sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum hangi fincanı seçtiniz. Kime niye seçtiniz ve gerçekten tutup tutmadığını sizin enerjilerinizle bizim benim enerjimin yani birbirimizin tutup tutmadığını da merak ediyorum Yorumlarınızı severek okuyorum teşekkür ederim bu arada Ben şimdi sırayla hepsine bakacağım her seferinde başka fincanlar kullanmaya çalışıyorum. Diğer videolarımdan ayrılsın diye bu sefer de siyah, beyaz ve kırmızı fincanlarımı seçtim. Sırayla hepsine bakacağım. İlk ee, ilk önce hangisinden başlasam diye düşünürken beni tanıyan her biri ben asla kırmızı ya da beyazı seçerim. Beyaz e, benim aslında vazgeçilmez objelerde kullandığım e, bir renktir ama kırmızıyı da çok severim. Renk olarak severim. Bu sefer kırmızı mı, beyaz mı derken yok beyaz diye vazgeçtim. Beyazdan başlayacağım bu sefer. Beyazı seçenler için bakalım falımıza neler çıkacak. Ee, üzerlerine küçük birer obje koyuyorum. Reklam olmasın diye. Ben reklam almıyorum arkadaşlar bu arada. <laughs> reklam mı alıyorsun diye soranlar oluyor bazen. Hayır almıyorum. O yüzden onları bile kapatıyorum. Şimdi ilk fincanı seçenler için ee, bakıyorum ve e, yani siz de bir görün diye şöyle bir çeviriyorum ama zaten kahve falını bilenler anlamıştır. Çok ferah bir fal çıktı bu. Hani beyaza yakışır bir fal. Çok temiz. E, içinizde bir sıkıntınız, derdiniz varsa da bu sıkıntılar tamamen atılacak. En yakın zamanda e, bir aydınlanma, bir ferah, bir dönem başlamış. Şöyle hane kısmından başlarsam eğer. Hane kısmında şurada iri yarı bir insan var. Biraz kilolu olabilir bu insan. Böyle iki bacağını açmış bakın. Bağlantılı olduğu... E, insanlarla ilgili ve şöyle aslında bu insanın geçmişiyle ve geçmişte bağ kurduğu insanlarla böyle bağını koparmak istemeyen bir insan gibi bu. Bunu siz diye yorumlarsam ee, geçmişte yaşadığınız olaylar geçmişte biriyle yaşadığınız olaylar belki de birkaç kişiyle ee, bu bağları koparmak istemeyen bir kişisiniz geçmişinize ve yanınızdaki insanlara bağlı bir insansınız ama geleceğinize de bir o kadar bağlı ve hayalleri olan bir insansınız bu tarafta gece, gelecek gibi düşünürsek gelecekte yapmak istediklerinize de çok bağlısınız böyle e ama geçmişle ya da yaşadığınız şeylerle birlikte hani böyle geleceğe odaklanma sorunu yaşıyor olabilirsiniz çünkü geçmişte yaşanan bazen hatalar olabilir, geçmişte yaşanılan bazı sorunlar olabilir. Hani onları affetmedikçe, onları unutmadıkça, onların üstünü örtmedikçe bazen geleceğe odaklanmak zordur ya. İkisi bazen arınmak gerekiyor bazı şeylerden. O yüzden geleceğe de bağlantı kurarken zorlanmış olabilirsiniz. Hani bu insanın içi şişer ya böyle tabiri caizse böyle içim şişti sıkıldım dersiniz. Belki de o şişman kilolu ya da görüntü ondan kaynaklanmış olabilir. Geçmişte biraz bağınızı kesmeniz gerekebilir. Hani onların sorumluluğu, onun yükü, o üzüntülerin hala kalıntısı olduğu sürece siz de, siz de belki de geleceğe odaklanamıyorsunuz. Bakın böyle hep bir bağlantı var hiç kopmamış geçmişte ve geleceğe karşı da bir... Ee, Hayaliniz, yapmak istediğiniz şeyler var. Bence birini affetmeniz ya da geçmişte yaşanan bir şeyi unutmanız gerektiğini düşündüm. Bu falı böyle açıp gördüğümde. E, karşınızda sizin e, gelecekte ya da yakın gelecekte diyeyim. Ya da şu anda hayatınızda biri var. E, ve o insanla da bir bağlantınız var. Onunla tekrardan devam etmek istiyorsunuz. Bu bir arkadaşınız, kardeşiniz, aileden biri ya da partneriniz olabilir ama... Bakın şöyle biraz eşek figürü gibi çıkmış. Eşek figürü bilirsiniz ki falarda böyle bir hata tabiri caizse böyle affedersiniz ama hani e, hata yapan insana eşeklik yaptı derler ya böyle bu insan bir hata yapıyor. Aslında böyle isteyerek ya da istemeyerek hani ama size karşı hata yapan, size karşı yanlışları yapan bir insan sanki. Gelecekte de bununla yine devam etmek istiyorsunuz. Belki de hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir insan değil ama bu insanla devam ederseniz, zaten aileden biri ise hiçbir şekilde bağlantı kesilemez ama bir partner gibi ise ya da bir arkadaşsa bu şekilde devam edecek. Çok yakın zamanda yine aynı hatalardan bir tanesini yapacak sanki. Bakın bu taraf gelecek gibi düşünürsek aynı hatayı tekrarlayan eşeklik yapmış bir insan. Ben şeye çok inanıyorum. Birisi bir hata yapıyorsa hata yapılabilir. Hayatta her zaman hatalar yapılabilir. Yani hepimiz yapıyoruz. Bir bazen iki de yapılabilir. Hani deneyimleme deneyimlediğimiz şeylerden ders çıkaramazsak yine hata yapabiliyoruz. O da doğrudur. İki de yapılır belki ama çok sık aynı hataları yapan insanlar hata değil arkadaşlar. Bu gerçekten biraz karakterize olmuş bir durum. Artık hani o ömür boyu öyle olacaktır. Onun değişmesini beklemeyin. Öyle kabul ediyorsanız okey ama kabul etmiyorsanız emin olun değişmeyecek. Öyle bir insan çıkmış devamlılığında. Şimdi şöyle bir bakınca ee... Şimdi şurada görüyor musunuz? İki kişi çıkmış. İki kişi böyle sırtında eşyaları taşıyor ve gidiyor. Arkadan biri de baka kalmış böyle onların arkasından. Ee, hanede e, iki kişi uzaklaşacak e, haneden. Yani bu bek hanede kalan kişi siz de olabilirsiniz ama bu giden kişiler içerisinde de olabilirsiniz. Şöyle... E, bir yere taşınabilirsiniz. İki kişi, iki kardeş başka bir yere gidebilirsiniz. Karı koca belki ailelerinizden uzak bir yere taşınabilirsiniz. İki arkadaş bir yere gidebilirsiniz. Hani arkada sevdiğiniz bir kişiyi bırakacaksınız. Ya da e, siz evdesiniz ama çocuklarınız gidecek. Sizden uzaklaşan iki kişi arkadaşlarınız olabilir. Bu iş yeriyle alakalı olabilir. İki arkadaşınız başka yere taşınacak, gidecek ya da siz iki kişi. Ama böyle giden iki kişi var ve arkasında onları seven ve arkasında bıraktıkları bir insan çıkmış. Böyle bir e, sırtına çantasını takmış, giden iki kişinin haberini alabilirsiniz. Onaydan biri de olabilirsiniz ama ciddi ciddi böyle bulunduğu ortamdan, işten, aileden belki gidecek iki insan çıkmış. Arka arkaya da gidebilir bu kişiler. Hani biri gider, arkadan biri gider. Ama e, onların arkasında bekleyen ve onları gözleyen bir insan çıkmış. Sonra bakalım buralarda neler çıkmış? Şimdi bu taraf sizin geçmişiniz ve bağlantınız gibi düşünmüştük. Ee, bir şey için çok çabalamışsınız. Yani bakın böyle tırmanmaya çalışan ve yokuş yukarıya çıkmaya çalışan bir insan var. Bir şey için böyle aşırı derecede çaba göstermişsiniz. O kadar dik bir yokuş ki yani hani sizin yapabileceğinizin çok daha üzerinde bir şeye Çaba göstermişsiniz. Hani çok dik bir yokuş. Aslında hani e, çıkılması çok zor bir yer için çabalamışsınız. Bu demek oluyor ki bir sağlıkla ilgili bir, çok zorlandığınız, bir çabaladınız ve düzeltmeye çalıştığınız bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Hiç olmayacak bir ilişkin içerisine kendinizi bulmuş olur ve onu düzeltmek için çok uğraşmış olabilirsiniz. Ailevi sorunlarınız olmuş olabilir. Çok böyle bir dik yokuş. Yani sizi zorlayan hayatta bir yokuş çıkmış. E, bunun için çok çabalamışsınız. E, yakın geçmişte ve e, ama geçmişsiniz bu tarafa. Ya evet en zor zamanı geçmişsiniz aslında. Hani böyle hayatınızdaki en zor zamanlar o çabaladığınız hani böyle hayatın bazen dibe vuruş anları vardır ya oraları geçmişsiniz. Ama sadece şurada bağlantıyı koparamıyorsunuz. Hani geçmiş bazen unutulamıyor mu ya o öyle bir şey çıkmış yine burada da böyle. E, onun haricinde şurada bir tane eee Küçük bir kaplumbağa var ama oturmuş sanki şuraya. Yani e, evle ilgili bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz. Ev değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Şehir, ülke değiştirmek istiyor olabilirsiniz. İşinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Hani bu bulunduğunuz mekanı değiştirmek anlamına gelir ama bunu çok istiyorsunuz ama şu anda kaplumbağanız böyle oturmuş. Sanki bir zamanı var ve onu bekliyor. Yanında da böyle iki tane çentik gibi bir işaret çıkmış. Yani böyle iki ay, iki... Yani bazen iki yıl da olabilir. Hani iki yıl çok uzun bir süre gerçi ama hani bir, bir süre var ya da iki, iki, tane olay olması lazım. İki tane bir şeyden sonra gerçekleşecek. Şu anda kaplumbağa oturmuş ama sonrasında olacak sanki o iki vade içerisinde. Ee, bir değişikliğin söz konusu. O olması gereken süreyi dolduruyor ya da işte o olayların gelmesini ve yaşanmasını bekliyor ama bir değişikliğiniz çıkmış. İnşallah gönlünüze göre olur. İstediğiniz gibi bir şey olur. Şöyle de bir bakalım başka neler çıkmış burada. Şimdi şöyle bir bakın şurada iki bir insan var ve gözleri iki gözü sanki böyle e, karanlığın içerisinde iki göz e, sizi gözlüyor. Ya, çok yakınınızda aslında çok uzak bir yerde değil böyle çok yakın etrafınızda ya iş yerinizde ya mahallede e, bir insan var ve sürekli sizi gözlüyor ve bu insanla ilgili bir haber alacaksınız çünkü hani böyle e, o insanın bakın böyle ayakları da çıkmış şurada görüyor musunuz iki gözü çıkmış iki tane şurada ayağı da var ve böyle, böyle adım adım sizi izliyor sürekli aklı fikri sizde eğer ki yalnız biriyseniz ben bunu yalnız birine bakıyor olsaydım bu falı şey derdim e, bir çift göz sizi izliyor veya böyle adım adım peşinizde bu kişi büyük ihtimalle sizden hoşlanıyor bu kişi böyle e, sürekli sizi de düşünüyor ve bu kişiyi çok yakın zamanda, burada bu çok yakın zamanda çünkü hane kısmına yaklaşmış, e, size açılabilir, sizi, sevgisini, e, varlığını hissettirebilir. Şaşırabilirsiniz, hiç umduğunuz biri olmayabilir bu. Hani böyle e, şaşırabilirsiniz de ama hani bekar değilseniz, evliyseniz bile birisi herhangi bir nedenle yani böyle sürekli sizi izliyor. Onun da hani niyetini yakın zamanda öğrenirsiniz. Bazıları kıskançlık içindir. Bazıları imrenir gerçekten sevdiği içindir ama hani bir bir şey vardır. Çok yakın bir zamanda öğreneceksiniz bu kişinin niyetini, size karşı olan niyetini. Onun haricinde bakalım neler çıkmış başka. Bu bu böyle biraz geçmişi e, iç, yani geçmişi kar içinden atamayan bir insanın falı gibi ama onu atarsa gelecekle ilgili de yapmak istediklerini yapacak sanki böyle yeni planları, hayalleri olan bir insan gibi çıkmış ama bir Buradan bir gidiş var. Belki bulunduğunuz ortamı terk edeceksiniz ve yeni bir başlangıç yapacaksınız. Çünkü hani bu sırtına çok bariz bir şekilde takmış bir insan bir yere gidiyor. Sevdiğiniz insanı bırakabilirsiniz, ailenizden birilerini bırakabilirsiniz ama yeni bir başlangıç için belki çantanızı sırtınıza takıp bir yere gideceksiniz ve orada yeni bir başlangıç olabilir. Çünkü bu falk genel anlamıyla temiz, belki siz gittikten sonra arkanızdan bir kişi daha gelecek. O yüzden belki de iki kişi çıkmış. Siz gidersiniz, arkasından siz yalnız gidersiniz, arkanızdan eşiniz gider, gelir, çocuklarınız gelir, aileden biri gelir ya da yeni biriyle birlikte tanışır gidersiniz ama bir yolculuk çıkmış gibi. Belki de o bunu sim geliyordu bu fal. Bir de tabağımıza bakalım. Genel anlamıyla temiz çıktı aslında beyaz, beyazı seçenler için. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Çok pardon. Şöyle bir bakalım. Çok pardon. Şimdi burada sanki böyle bir aile ortamı gibi çıkmış. Burada sanki bir kadın, bir erkek, daha iri yarı ve bir çocuk sırtında böyle bir aile saadeti çıkmış. Bence burada bir ailevi bir huzur var. Eğer ki bir sorununuz varsa aile içerisinde çözülecek ve böyle çok hani iyi bir ortam çıkmış. Aile içerisinde bir kenetlenme çıkmış herhangi ailede bir birinin sorunu bir şey olursa ya da sizle ilgili bir durum olursa aile bir arada kenetlenebilir, gelebilir ve size yardımcı olabilir. Bir birleşme, bir birlik çıkmış. Ee, i̇nşallah bir sorunuz olmaz ama bir şey olursa da kesinlikle size çok yardımcı olacaklar ve bir aile saadeti çıkmış hani evli değilseniz anne babanız kardeşleriniz de evliyseniz kendi küçük çekirdek ailenize bir bağ çıkmış ve mutlu huzurlu bir ortam çıkmış varsa bir dargınlık bir kırgınlık bir sorun bence atlatacaksınız ailevi bir huzur çıkmış burada. Ee, Şuraya bakınca şöyle bir ayak çıkmış. Ayak her zaman yeni bir başlangıç, yeni bir kısmettir. Burada da bir çıkmış e, ayak. Ve her zaman ayak çıktığında da ben çok hani güzel istediğiniz bir şeye başlayacaksınız derim. İstediğiniz bir şeye doğru ilerleyeceksiniz. Zaten etrafı da hayaller dolu. E, büyük ihtimalle hayal ettiğiniz, istediğiniz bir şeye başlayacaksınız. Size de iyi gelecek. Bu, 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 fal genel anlamıyla temizdi ama böyle çok ayrıntı, çok böyle çok çok bir şeyler çıkmadı. Hani onun haricinde sadece bu giden insanlar bilmiyorum. Bazen hani her şey çok çok daha farklı çıkabiliyor ama bu geçmişiyle bağlantıyı kesemediği için geleceğe de belki de çok odaklanamıyor. Kesmesi gerekiyor. Bence en büyük yani bunu bir arkadaşıma bakıyor olsaydım ve ilk başta söyleyeceğim o olurdu. Geçmişte yaşanan geçmişte kaldı. Bence artık geçmişte bağını kopar ve geleceğe odaklan derdim. Buradan alacağınız mesaj bence bu aslında çok ferah. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonrası sizin için güllük günistanlık olabilir. Her şey iyi olabilir. İşte geçmişte bağınızı korup koparıp geçmiş geleceğe de odaklanın diyebilirim sadece. Beyazı seçenler için falımız böyleydi. Bir de bakalım kırmızıyı seçenler için falımızda neler çıkacak? Şöyle açınca bir sevinç gözyaşları çıktı. İnşallah çok sevinirsiniz. Çok güzel bir haber alabilirsiniz. Bir sevinç gözyaşları çıktı ilk başta. İnşallah da öyle olsun. Hani güzel enerjiyle de başlayalım. Şimdi bu kır, kırmızı falımızı da açınca yine böyle çok ferah bir fal çıktı. Hani böyle bir sıkıntı, bir dert, bir tasa yok e, gibi. Varsa da hani atacaksınız bunların hepsini sıkıntılarınızı. Ee, şöyle bir bakalım neler çıkmış. Şöylece bir baktım. Şimdi şurada hane kısmında bakın. Ee, Hane kısmında ayakta duran bir insan var ve, ve insanın en çok belirgin olduğu bu ayağa çıkmış. Şimdi e, arkada bir kalp gibi bir şey çıkmış. Siz e, kalbinizin sesini dinleyip bazen hani böyle e, bazen mantıklı düşünürüz, hareket ederiz falan ama bazen kalbimiz bize e, doğru çok çok daha önce söylemeye başlar. Bir konuda böyle kalbinizden hissettiğiniz bir konu var ve e, o konuyla ilgili bir adım atacaksınız ama e, doğru karar vereceksiniz bence önünüz çok aydınlık çıkmış ya bir insanla ilgili ya bir işle ilgili ya bir kariyerle ilgili ama böyle kalbinizin sesini dinlediğiniz ve adım attığınız bir durum olacak mantıklı da büyük ihtimalle gelecek ki kalbiniz daha ağır basacak ama dediğim gibi duygusal hareket ederek bir şey yapacaksınız ve önünüz çok aydınlık olacak belki de bunu yapmanız gerekiyor ve sonrasında bu size çok iyi geldiği gibi arkanızdan birkaç kişi daha peşinizde gelecek yani böyle verdiğiniz karar çok doğru bir karar olacak mantıklı gelecek ya sizi bu birkaç kişi arkanızdan destekleyecek bu verdiğiniz kararla adım atmanızla ilgili. İşte bu bir evlilik kararı olabilir. Ailedekiler size karar, doğru bir karar verdiğiniz için destekleyebilir. Ya da işte e, duygusal bir İnsan bazen özgür olmak ister, uzaklaşmak ister, başka bir şehre taşınmak ister, iş yerinden ayrılmak ister. Çünkü duygusal bağ kopmuştur, başka bir yerde mutlu olacağına inanır. Yani hani bu genellikle duygularınızı besleyecek, duygularınızla hareket ettiğiniz bir eylem gibi ama her ne yapacaksanız sizin için çok iyi gelecek ve sonra sizi destekleyecekler yanınızdaki insanlar bu aldığınız kararla ilgili. Böyle bir şey çıkmış. E, etrafınızda çok hayaller kuran bir insan var. Bakın burada bir insan var. Sanki böyle bir balon taşıyor. Balon genellikle büyük bir hayaldir böyle birinin hayali. Yakın çevrenizde biri bir hayaliyle ilgili bir şey gerçekleştirecek. E, aileden biri ya da çok yakın arkadaşlarınızdan biri ve hatta bu insanın isminde E harfi olabilir. Bakın böyle bir E harfi çıkmış. Şurada bir insan. ...evinde de böyle bir balon tutuyor. Onun hayali çok iyi bir yerde okumak olabilir. Onun hayali yurt dışına gitmek olabilir. Onun hayali evlenmek olabilir. Çok yakında bu hayalini gerçekleştirdiğini duyacaksınız. Çok yakın bir olduğu için de büyük bir sevinç yaşayabilirsiniz. Hani bazen canımızdan çok sevdiğimiz insanların onların yaşadığı güzel şeyler bizi de çok mutlu eder ya öyle bir şey olabilir. İsminde E harfi olan birinin sevinci sizi de çok mutlu edecek. Bakalım başka neler çıkmış. Şimdi e, şurada bir tavus kuşu çıkmış sanki. Bakın saçları ve tavus kuşu. Tavus kuşu büyük bir kısmettir. Gerçekten hani tavus kuşu çıkınca çok büyük bir kısmet. Hani böyle bazen küçük mutluluklar, küçük sevinçler falan olur. Ama tavus kuşu çıktığında genelde daha büyük bir sevinç yaşanır. E, güzel bir... Mutlu bir haberiniz var. Hatta bu haberi size bir kişi getirecek. Bakın burada da bir insan var. Bir karakteristik olarak da biraz burnu büyük bir insan sanki. Ee, bir insanın e, vasıtasıyla bir işe girebilirsiniz sanki onun desteğiyle ya onun vasıtasıyla bir e, biriyle tanışabilirsiniz, hayatınızı alabilirsiniz o kişiyi. O, o kişinin böyle burnu uzun biri etrafınızda varsa. Onun böyle desteği sayesinde böyle bir ev alırsınız, araba alırsınız, bir yatırım yaparsınız, karlı bir işiniz olabilir ama hani böyle büyük bir kısmet sizi bekliyor. Kısmeti de ya bu kişi haber verecek ya bu kişi vesile olacak bu işte. Onun da bir bağlantısı çıkmış bu işte. İnşallah da öyle olsun. Hani çok kısmetli olsun. sizler için bu döngü çok da güzel bir şey çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada ayakta duran bir insan var. Bakın yine böyle Kocaman bir yere doğru adım atmış ve ilerliyor. E, korkusuzca, çok cesaretli bir şekilde hani böyle bir, bir yola gireceksiniz. Bir yol var bakın. E, bazen e, böyle ani kararlar alabiliyoruz. Yani ani kararlar değil belki öncesine çok düşünüyoruz ama sonradan böyle cesaret toplayıp e, bir anda karar verebiliyoruz. Ben mesela bir dönem öyle yapmıştım. Çok güzel bir işim vardı, her şey mükemmeldi aslında ama. Bir anda cesaret ettim, bir hayalim vardı. Hayalimi gerçekleştirmek istedim. İngiltere'de hep dil eğitimi almak isterdim. E, ama bu benim içimde hep kalmıştı. Evlilik, çocuk, iş hayatı vesaire derken. Ama sonra bir anda cesaret ettim. E Tabii sırf cesaret etmek gerekmiyor. Koşullar da tabii gerekiyor. Onlar da hazırlanmış gibiydi. E, ama son olarak cesaret ihtiyacım vardı. Böyle cesaret ettim, işi bıraktım. Her şeyi böyle olduğu gibi burada bırakıp böyle bir şey yaptım. Yani evimde bırakıp, İstanbul'da bırakıp... Bir anda İngiltere'ye gittim. Üç ay orada dil eğitimi aldım. Çok güzeldi. Her şey mükemmeldi. İşte burada böyle cesaret edilen bir insan çıkmış. Ee, i̇stediğiniz bir şey var ama sizi sadece tutan şeyler var. Onları geride bırakacaksınız. O tutan şey her neyse. Büyük bir cesaret gösterip yeni bir yola gireceksiniz. Bakın tertemiz ferah bir yolunuz var. Ee, büyük güçlü bir adım atacaksınız ve hayatınızla ilgili döngü değişebilir. Ee, cesaret etmeyen hani tohum açamaz gibi bir söz vardı ya bu çok doğru. Birçok şey bizim adım atmamızı bekliyor. Her şey pozitif düşünmekle de olmuyor. Her şey işte karşı taraftan da beklenmiyor. Hayalleriniz varsa yapmak istedikleriniz varsa işte o adım atacak olan tek sizsiniz. Ama burada o cesareti gösteren insan çıkmış. İnşallah yapabilirsiniz istediğiniz her şeyi. Orada da böyle güzel bir yol çıkmış ama kişiye göre değişir bu yol. İşte kimisi için eğitimdir, kimisi için başka bir yere taşınmaktır. Hani hep diyorum ya o yolu e, belirleyecek olan da sizsiniz. Adımınızı atacak kişi de sizsiniz sadece. Böyle biri çıkmış. E, bakalım şurada ne var? Şurada aşağıda böyle uzanmış yatmış bir insan var yakın çevrenizde sanki böyle rahatsızlıklardan konuşmayı çok sevmiyorum ama şöyle uzanmış yatmış böyle biraz da göbeği tombulca bir insan var sanki böyle biraz kilosu olmasa bile belki göbek kısmı var biraz bir, bir insan yatmış bir rahatsızlığı var sanki ama o kişiyle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Hani böyle yakın çevrenizde hatta belki ziyaretine gidebilirsiniz. Belki ona ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz bir süre. Küçük bir rahatsızlık gibi ama sonra güzel bir haber çünkü temiz küçük bir kuş konmuş üzerine. E, güzel bir haber alabilirsiniz o hasta kişiyle o rahatsızlığıyla ilgili. Böyle küçük bir rahatsızlık gelip geçici bir şey çıkmış burada. Onun haricinde bakalım. E, bu da, fal da temizdi. Burada yani bu, bu falın da en çok özeti galiba şeydi. Ee, yani kalbinizi dinleyip bir yola gireceksiniz. Bir adım atacaksınız ve çok hayırlı gelecek sizin için. Yapmak istediğiniz bir şey varsa kalkıp yapmanız gerekiyor sanırım. En büyük mesajı buydu. Hep bize sevinç, güzel bir haberle başlayacaksınız ee, bu olaylara. Çünkü böyle sevinç gözyaşıyla açılmıştı bu fal. İnşallah böyle çok sevinç yaşayacağınız, mutluluk duyacağınız güzel bir şey yaşarsınız. Bakalım başka neler çıkmış tabağımızda. Bazen tabakta daha çok şey çıkabiliyor. Burada da büyük bir fare gibi çıkmış. E, fare çıktığında ben büyük bir iş imkanı diye düşünüyorum. Kesinlikle siz ya da aileden biriyle ilgili böyle çok çok güzel bir iş imkanı gelişecek. E, çok büyük bir para kazanabilirsiniz. Ee, çok hiç ummadığınız kadar güzel bir işe yerleşebilirsiniz hiç e, sakın imkansız ya ben yapamam benim karşıma çıkmaz demeyin hele olumsuz cümleleri hiç kurmayın çünkü hayat e, başkalarına nasıl gülüyorsa insanların ben anlamıyorum bazı insanlar o kadar çok büyük paralar kazanıyor ki o kadar büyük çaba mı gösterdiğini düşünüyorsunuz tabii ki de yani eğitimi vardır o bu şans da gerekiyor en çok e, onlar kazanabiliyorsa et, siz de kazanabilirsiniz onlara şans gülüyorsa size de gülebilir Kesinlikle olumsuz düşünmeyin. Evren'e güzel enerji verin. Çok büyük bir kısmet işle ilgili, yatırımla ilgili, parayla ilgili, kariyerle ilgili olabilir. Çok güzel bir kısmetiniz olacak. Çok büyük bir fare çıkmış. Ee, en çok da herhalde bu falla ilgili maddiyatla ilgili bir şey çıktı maddi açıdan çok güçleneceğiniz bir dönem çok büyük bir fare çünkü bütün tabağı böyle kaplamış bir fare finansal olarak maddi olarak da çok büyük bir kazanç sallayacağınızı söyleyebilirim bu falın belki de özeti buydu Ay, belki başka şeyler bekliyordunuz bu falla ilgili ama en çok da böyle tabakta bir para bir iş bir kariyer çıkmış Yine de her ne dilediyseniz inşallah gerçek olsun hayalinizdeki her şey gerçek olsun yine olumlu cümlelerle bitirelim falımızı. bu da üçüncü siyah falımız siyah fincanımız siyah fincanımızı seçenler için siyah her zaman seçilmeyebiliyor demişti bir yorumcum çünkü hani siyah nedense sevilmez ya siyah da asildir aslında ama hani böyle genelde beyaz aydınlık kırmızı aşk gibi düşünülür ama bazen düşünüldüğü gibi çıkmıyor yani bakalım. Siyah falımızda neler çıkmış? Siyah falımızda kötü çıkmamış, karamsarlık çıkmış biraz içinizde. Bir şey dert etmiş, küçük bir sıkıntı etmiş olabilirsiniz ama ferah, aydınlık başlamış zaten. Bakalım e, genelinde neler çıkmış tabağım, fincanımızın? Söyleyemedim. Bakın şurada ilk başta bakınca şöyle çok güçlü bir insan var. Bakın şöyle kocaman ve güçlü bir insan ama bu güçlü insan böyle e, başkalarının... E, Bakın başka insanların da böyle sırtına basıyor. Başkalarına bir destek. Şöyle, e, çok güçlü bir insan olabilirsiniz ama bu güçlü olmanızın sayesinde arkanızda başka insanlar da var. Hani tek başınıza güçlü olmak değil. Mesela üzerine bastığınız insanlar bu kötü manada onların sırtına basarak güçlendiğiniz anlamına gelmiyor ama size destek oldukları için arka planda görünmez kahramanlar olduğu için sizi büyüten insanlar olabilir. Şu anda hayatınızdaki olan insanlar olabilir. Size bu işi öğreten, size bu duruşu öğreten gibi düşünün. Çok güçlü bir konumdasınız ve konuma geleceksiniz değilseniz de çok güçleneceksiniz. Bakın böyle sanki herkesi bir o kadar da başkalarına kollarıyla destek olan yani hani başkalarından yardım aldığı kadar başkalarına da yardım eden bir insan olmuş. Yani burada kocaman bir insan gibi çıkmışsınız. Böyle değilseniz bile en yakın zamanda Büyük bir güç elde edeceksiniz o gücü elde ederken de dediğim gibi başka insanların desteğiyle birlikte ama siz güçlendikten sonra da başka insanlara böyle elinizle kolunuzla destek olacaksınız böyle inanılmaz derecede bir güç çıkmış bir kere sizde ya psikolojik olarak ya da maddi olarak çok büyük bir güç çıkmış. Bazen de psikolojik olarak da güçsüzlük yaşarız. O zaman da tek ihtiyacımız odur. İşte o birkaç kişi size destek verecek ve çok güçleneceksiniz. Sonra öyle ki siz de artık böyle güzel düşüncelerle başkalarına destek vereceksiniz. Ya da maddi açıdan çok büyük bir güç çıkmış. Ee, bakalım başka neler çıkmış. Şurada uzakta bir insan var şurada durmuş bir insan var. ...aslında temiz düşünceleri var, ee, ama sizi çok özlemiş ve gel gelmiyor ya da gelemiyor bir insan var. Yani bulunduğu ortamı bırakamıyor. Nedenini bilmiyorum ama hani siz kendinize göre yorumlayın. Biliyorsunuz belki de uzakta bir insan size karşı bir çok özlem duyuyor, ee, sizi düşünüyor sürekli. Temiz bir düşüncesi çıkmış yukarısında. Ee, ama bu kişi gelemiyor. Bir nedeni var sanki. Ya çok uzak gelemiyor ya gelmemesi gerekiyor ya geçmişte kalan bir ilişki bu gibi belki o yüzden gelemiyor ama ya da belki akrabalarınızdan ailenizden biri bir, bir şey var elini kolunu onun bağlayan o kişiyle ilgili yakın zamanda bir haber alabilirsiniz ee, bir bağlantılı bir telefon çıkmış sanki üzerinde o kişiden bir haber alacaksınız sizi çok özleyen bir insanla ilgili bakalım başka neler çıkmış Burada böyle bildiğiniz böyle bir keçi çıkmış. Bakın keçi inatçı demek. Ailenizde yakın, yakın çevrenizde bir insan var ve aşırı derecede inatçı bu. Ee, bu sanki böyle hani e, her şey inat üstüyle çalışıyor gibi çıkmış. Hani böyle bazı insanlar e, empatiktir. E, hemen anlar, hemen böyle konuşmalar düzelir. Ama bazıları da inat üstüyle çalışır sanki böyle kafası. Hep inat taşıyor Çok inatçı bir insan. Ya bu çocuğunuz ya eşiniz dostunuz biri. Ama ee, artık böyle o kişiyle böyle onun inatçılığı yüzünden biraz ters düşebilirsiniz. Bakın burada bir insan, bunun siz olduğunu düşünüyorum. Arkanızı döneceksiniz. Hani e, gereksiz inatçılık da bazen insanı yorar. Ee, yani her ne kadar çok kötü bir şey olmasa bile, hani böyle aksilikler, küçük inatlar insanı yorabilir. Ee, size yine bir inatçılık yaparsa arkanızı döneceksiniz ona. Bir küslük, bir kırgınlık çıkmış, böyle resmen arkanızı dönüp ona e, bir dargınlık yaşayabilirsiniz o kişiyle ilgili. Bakalım başka neler çıkmış. Şimdi şurada böyle... E, ...üç kademeli bir işiniz olacak sanki. Hani bir, iki, üç kademe gibi çıkmış bu. E, ama böyle üzerinde de böyle bir... ...nasıl diyeyim... ...dans eden bir... E, ...insan gibi de, kuş gibi de çıkmış bu. Hani böyle üç hafta içerisinde... ...üç ay içerisinde... ...üç vade böyle hani... ...üç kademeli bir işiniz olacak böyle. Ama... Sonunda böyle e, ya aldığınız haberle birlikte çok sevineceksiniz. Yani beklediğiniz bir şey olabilir. Üç ay içerisinde gelecek bu haber. Çünkü bir kuş gibi de ama dans eden bir insan gibi de çıkmış. Aldığınız haberle birlikte böyle dans edeceksiniz. İnanılmaz sevineceksiniz. Beklediğiniz bir haberse bu. E, üç kademeli o işiniz olacak. Miraslık, davalık bir iş. Ya da üç hafta içerisinde sevdiğiniz insandan o beklediğiniz haberi alacaksınız. Üç hafta, üç ay içerisinde bir bebek haberi alacaksınız. O beklediğiniz haber neyse e, o haber geliyor ve dans ediyorsunuz sanki. İnşallah öyle olsun. Çok e, güzel, sevindirici bir haber çıkmış. Sadece üç bağlantısı çıkmış sadece bunun. Herhalde e, üç vade içerisinde gelecek. İnşallah da öyle olsun. Şurada bir insan görüyorum. Bakın şöyle e, durmuş. Sanki böyle ay, elimle bozdum. Şimdi böyle testiden su içiyormuş gibi böyle. Hani böyle e, su, Su genelde böyle bir berekettir. Çeşme çıkarsa hep düzenli bir şekilde bir yerden para gelir. Ama bu insan böyle bir testiden su içiyormuş gibi böyle su ge geliyor ona doğru. Bu bir yerden toplu bir para alacaksınız ama bir kereye mahsus sanki. Hani böyle devamı olmayacak ama hani böyle bir e, işten çıkarsınız ama bazen çıkışlarda hayırdır tazminat alırsınız elinize bir para geçer. İşte bir yerde bilmiyorum hani miraslık bir şeydir bir yerden para gelir. İkramiye gelir. Hiç beklemediğiniz verdiğiniz bir borç vardır artık dönmez o borç dediğiniz bir şey vardır. O geri gelir ama böyle elinize bir parça bir e, para gelecek. O sizi iyi gelecek sanki böyle bir rahatlatacak. Şöyle bir durum da çıkmış. Onun haricinde bakalım neler çıkmış. E, bence bu falımız da güzeldi temizdi. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Tabağımız bazen çok iyi gözükmeyebilir çünkü bu siyah olduğu için. Ben çok net görüyorum ama kameradan sonra izlediğimde bazen çok da net gözükmediğini farkına varıyorum. Şöyle bir bakalım. Tekrar şöyle Burada resmen böyle oturmuş bir şeyde düşünen ve karar veren bir insan var. Böyle hani oturursunuz ya böyle eliniz göğsünüzde bir şey için düşünüyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Ee, hiç hani bazen işle ilgili bir karar vermeniz gerekecek. Bir anda gündeminiz değişecek. Belki bir evlilik teklifi alacaksınız ya da bir insanla birliktesinizdir. Bununla evleneyim devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Ya da böyle hani... Bu ilişkinin seyri nasıl gidecek ama böyle ciddi bir konuyu düşüneceksiniz ya da düşündüğünüz bir konu var zaten. E, bu konuyla ilgili size yeni bir yol açılacak. Hiç ummadığınız bir anda hani böyle bir çakış yolu olur ya bir a, yolun sonu aydınlık gözükür. Bir bir anda fikriniz değişebilir. Hani vereceğiniz karar her neyse onun tersi olacak sanki böyle hani şurası değil de işte bu tarafta bir yol açılacak size. Hani e, nasıl diyeyim? ...işte bu ilişki gitmiyor artık. Hani ben bunu bitirmem gerekiyor gibi düşüncesi, düşüncesindesiniz mesela. Ya da ben bu işte mutlu değilim artık. Ya ben bu işten ayrılmam gerekiyor. Oturuyor düşünüyorsunuz şu anda. Ama tam tersi öyle bir yol açılacak size. Tam tersini düşündürecek size. İşte hani bu iş aslında iyi gidiyormuş. Daha da iyi olabilirmiş diye geri dönüp bağlanabilirsiniz. Bu ayrılık olmasın. Aslında bu ilişki güzelmiş. Düzeltilebilir diye düşünebilirsiniz. Bu evlilik yapsam mı yapmasam mı belki birlikteliğiniz var ama evlilikten korkuyorsunuz. Hayır korkmaya gerek yok aslında bu artık evlenilebilir. Böyle bir yola girmeliyim gibi olumlu bir şekilde yeni bir kapı, yeni bir yol, yeni bir düşünce içine gireceksiniz. Böyle temiz bir aydınlık yolunuz çıkmış. Her ne düşünüyorsanız sizin için hayırlı olacak bence. Çok temiz çıkmış çünkü önü ve yeni bir yol gibi çıkmış. İnşallah gerçek olsun. Bazen e, hep düşünürüz düşünürüz ama son anda çok başka kararlar verebiliyoruz. İnşallah sizin için en doğru kararlar alırsınız. Her şey gönlünüze göre olur. Yine olumlamalar yaparak olumlu cümlelerle bitirelim. Ben her seferinde söylüyorum, yine söyleyeyim. Ee, gerçekten şey yapmak gerekiyor. Ee, rüyalarımızı da ben çok çok e, sevdiğim ve pozitif olumlu cümleler Kur'an insanlara hep rüyalarımı anlatırım ve rüyalarla ilgili çok ciddi kitaplar okurum. Rüyaları çok önemserim. Rüyaların gerçekten insanlara e, mesaj verdiğine de inanırım. O yüzden e, fallara da her seferinde de olumlu cümlelerle bitirmeye çok özen gösteririm. Çünkü gerçekten ağzımızdan çıkan sözler ve kalbimizdeki o inanç tohumları çok önemli. Neye inanırsak, nasıl bir tohum ekersek o tohum yeşermeye başlıyor. Çünkü bilinçaltımıza kodlanmaya başlıyor. Ben bilinçaltı ile ilgili böyle e, bazen kitaplardan falan bahsediyorum, okuduğum kitaplardan. Daha önceki videolarımda anlatmıştım bazı deneylerin yapıldığı, fillere yapılan, pirelere yapılan maymun deneyleri bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Bilinçaltını kodlandığında sonrasında bilinçli eyleme dönüşmeye başlıyorlar. Çünkü siz o tohumları ekmeye başlıyorsunuz ve sonra farkına varmasanız bile onlar yeşermeye başlıyor. Bizim yeşerdiği dediğimiz nokta eyleme döktüğümüz, ağzımızdan çıkan sözler, tavırlarımız, insanlara olan tepkilerimiz diye yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başlıyor aslında onlar. O yüzden siz içinize, bilinçaltınıza güzellikler ekin, olumlu cümlelerle olumsuzları yer değiştirin. Bilinçaltının bu nasıl çalıştığı ile ilgili deneylerle ilgili çok şeyleri anlatmıştım. Bir tanesinde hata geçenlerde yorumlardan birine altına yazılmış tekrardan abla fillerle ilgili olan neydi tekrar anlatır mısın diye. Belki bunun videomuz bittiği için sonunu anlatabilirim. Videolarımız bitti bu arada, fallarımız bitti daha doğrusu. Hani e, istemeyen bundan sonrasını dinlemeyebilir ama inşallah gönülden ne geçiyorsa o gerçek olsun. Önemli olan o. ne niyet ettiyseniz onlar gerçek olsun. Ben şimdi bu fillerle ilgili o kişiyi kırmayayım, tekrardan anlatayım. O hangi videoda olduğunu bilemiyor, ben de bilemiyorum çünkü hangi videoda anlattığımı. Çok videom var. E, bilim adamları fillerle ilgili şöyle söylüyorlar işte... E, Filler ilk doğduklarında bir ağaca bağlandıklarında mesela 5 gün 10 gün bir süresi var bunun o fili sonra istedikleri herhangi bir yere alıp bacaklarından bacaklarından normalde doğduklarında bacaklarından filleri daha doğrusu bir ağaca bağlarlarmış. İşte belli bir çevrede dolaşabiliyor sadece. Ve bilinçaltı onu kodlanıyormuş. Yani artık ben sadece bu ipin bana izin verdiği yol kadar gidebilirim şeklinde bilinçaltı kodlanıyormuş. Sonra o filleri alıp herhangi bir yere götürüyorlarmış ve sadece ayaklarından aynı ip uzunluğunda sadece bir odun parçası koyarlar ve bırakırlarmış fili bir yerde. O fil sadece o odun parçasının etrafında ipin uzaklığı kadar gidermiş. Aslında hareket etse odun da gidecek ve fil de istediği yere gidebilecek ama bilinçaltı onun kodlandığı için Gitmezmiş. İnsanoğlunun da bilinçaltının bu şekilde çalıştığını düşünüyorlar. Aslında sen özgür düşünebilirsen sınırların çok daha geniş. Sınırları oluşturan senin ailen ve yakın çevren ve senin deneyimlerin. Senin deneyimlerin senin bilinçaltını belirli bir yere kadar kısıtladı. Ama aslında sen istersen o filler gibi hareket e, kırabilsen zincirlerini... E, odun parçası ile birlikte yürüyüp gidebilirsin İstediğin yere istediğin şeyi yapabilirsin Sınırları oluşturan sensin Onun yüzden sınırlarınızı genişletin Çok kitap okuyun çok gezin e, Çok e, iyi videolar izleyin Sizi geliştirecek insanlarla birlikte olun çünkü e, isterseniz bilinçaltınızı da değiştirebilirsiniz zamanla. Olumsuz düşünceleri, olumsuz kodları, olumlularla değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili, maymunlarla ilgili deneyler yapılmış. E, işte pirelerle ilgili deneyler yapılmış. Bunlarla ilgili de videolarımın sonlarında anlatmıştım. Çok güzel. E, sen Değiş, Dünyan Değişsin miydi? Kitabın ismini unutuyorum. Her seferinde Mümin Sekmanı'ndı galiba. E, bakar yorumları yazarım tekrardan. E, kitabını da okumuştum. Amerikalı şey... Amerikalı bilim adamının yaptığı deneyler ayrıydı. Greg Braden ile ilgili de e, videolardan bahsediyorum bazen. Onu da çok severek izlediğim biri. E, kitaplardan da seviyorum bu tarz şeyleri izlemeyi. E, ben de inanıyorum buna. Herkesin e, sınırlarını aşabileceğini düşünüyorum. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. E, bence güzel düşünelim. Güzel şeyler istersek e, hepsi gerçek olabilir. Onlar için en azından çok düşündük, düşündüğümüz için ve istediğimiz için aslında eyleme geçebiliriz bir şekilde. Eyleme geçmeden inanın hiçbir şey olmuyor. Siz istemedikçe, siz adım atmadıkça da hiçbir şey değişmeyecek. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.